Enfes Mutfak kanalımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün o kadar güzel ve değişik bir katmer tarifi hazırladım ki tel tel pürpürüm gibi oldu. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı oda ısısındaki suyu alıyorum. Suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Üzerine unu boşaltıyorum. Unun üstüne ise bir paket kabartma tozunu alıyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 ml'dir. Kullandığım un miktarı toplamda 5,5 su bardağıdır. Her unun marka ve kalitesine göre farklılık gösterebilir. Mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Hamuru güzelce yoğuralım. Ele yapışmayan ama yumuşak dokuda bir hamur olması gerekiyor. İyice yoğurmuş olduğum hamuru masanın üzerine un serpip alıyorum. Hamuru masanın üzerinde güzelce 1-2 dakika toparladım. Bu şekilde ele yapışmayan pürüzsüz, yumuşak bir hamur oldu. Toplamda hamurdan 8 beze çıkarttım. Yapacağınız boyuta göre adet sayısı değişebilir. Bezeleri hazır ettikten sonra içerisinde kullanacağım sosu hazırlıyorum. 100 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine bir yemek kaşığı dolu dolu olacak unu boşalttım. Güzelce karıştırıyorum. Bulamaç haline getiriyorum. Un yerine irmik de kullanabilirsiniz. Yapışmaması için birazcık un serpiştirdim ve hemen bir tane bezeden açma işlemine başlıyorum. Pasta tabağından bir tık daha büyük olacak şekilde tüm hamurları açıyorum. Bir küçük oklava veya merdane yardımı ile hemen kolaylıkla açılacaktır. kadar büyüklükte ve incelikte olması yeterli benim için. Bunu kenara alıyorum. Hemen hızlıca bir tane daha açıyorum. Bu arada kanalımda videolar bölümünde e, girip inceleyebilirsiniz. Daha birçok hamur işi tariflerim bulunmaktadır. E, dilerseniz katmer, dilerseniz börek, dilerseniz poğaça, mayalı, mayasız, börekler, poğaçalar hepsi mevcuttur. İstediğiniz videoyu inceleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Bir de malzeme listesini yazılı olarak da videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Açmış olduğum hamurların hepsine birer tatlı kaşığı dolu olacak şekilde hazırlamış olduğum yağ ve un bulamacından ekliyorum. Daha sonrasında fırça yardımı ile hamurların tüm yüzeyine bu bulamacı sürüyorum. Hamurların her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Piştiğinde tel tel kat kat olması için bu e, hazırladığımız yağlı bulamacı güzelce sürmemiz gerekiyor. Daha sonrasında bir hamur kartı yardımı ile hamurları öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Tam boylu boyunca değil, e, orta kısmında bırakıyorum videoda gördüğünüz şekilde. Daha sonrasında katlama işlemine geçiyorum. Katlama işlemini de yine videoda gördüğünüz şekilde e, kestiğim parçanın bir başından diğer başına kadar döndüre döndüre bitiriyorum. Bu katlama tekniği sayesinde sadece bir tek bezeden pişirdiğimizde katmerimiz kat kat olacaktır. Katlama işlemini bitirdikten sonra alt kısmını bu şekilde birleştirip kapatıyorum. Daha sonrasında elim ile üst kısmından bastırarak normal yuvarlak bir beze haline getiriyorum. Şöyle yakın çekimden de bir tane daha yapım aşamasını sizlerle paylaşıyorum yapımı oldukça kolay gördüğünüz gibi hem de kat kat katmer yapabilmek için böyle 3-4 bezeyle falan uğraşmaya gerek yok. Bir tane bezeden bakın kolaylıkla yapabiliyoruz. Tüm hamurları aynı bu şekilde bitirip tekrar diziyorum. Tekrar bir açma işlemi yapıyorum. Fakat buradaki açma işlemi de yine minik bir açma işlemi olacak. Çok fazla büyütmüyorum. Bir pasta tabağı boyutunda olacak kadar hafif un serpiştirerek yine merdane yardımı ile açıyorum. Bu kadar incelikte olması yeterli benim için. Çok fazla ince olup kuru e, kuru olmasını istemiyorum. Hafif böyle etli tel tel kalmasını istiyorum. Hemen hızlıca bir tane daha hamuru açıyorum. Dilerseniz böyle tek tek açıp da bir taraftan pişirebilirsiniz. Dilerseniz hepsini açıp bitirip öyle pişirebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Hemen büyük boy bir tavayı ocağa aldım, ısıttım. Tabanını hafif böyle sıvı yağ ile yağladım. Açmış olduğum bir tane hamuru tavanın içerisine alıyorum. Orta dereceli ateşte pişiriyorum. Çok kısıkta pişirirseniz kurur. Çok hızlı da pişirirseniz de içerisi çekmez, hamur kalır. Hamurun üst kısmını da birazcık tavanın kenarında kalan yağlardan sürüyorum. Böyle kabarmaya başladı. Hemen ters yüz yapıyorum. Böyle birkaç kere ters yüz yaparak iki tarafının da güzelce pişmesini sağlıyorum. Her iki tarafı da nar gibi kızardıktan sonra ocaktan alıyorum. Tüm hamurları aynı şekilde pişirip bitirdim. Artık servise hazır. Hemen sizlere yakından net olacak şekilde dokusunu, katmanlarını nasıl böyle pürpürüm gibi tel tel, kat kat yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum. Bu katmerleri dilerseniz güzelce soğuttuktan sonra hava almayacak şekilde poşetleyip dondurucuda istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zamanda çıkartıp tavada veya tost makinesinde hemen ısıtıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde elinizin altında da hazır tutu, e, tutabilirsiniz. Aslında içerisine iç malzeme de eklenebilir diye düşünüyorum. Zevke bağlı olarak peynir olur, kıyma olur. Yani bunlar damak zevkine göre eklenebilir. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki paylaş kısmından görmesini istediğiniz tüm sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Deneyecek olanlara ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın, huzurla kalın.